Biniş Tüketici Programı'ndan merhaba. Bugün konuğumuz Sayın Kemal Sümer, İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanımız. Başkan adayımız. Ben evet. Başkan dedim. İnşallah. İnşallah diyelim bak başkan dedim. İnşallah evet. Şimdi tabii bakkal esnaflarımızı işçiyiz yıllardan beri. Evet. Benim hep söylediğim bir söz var bakkallarla ilgili. Eve giden en kısa yol bakkaldan geçer. Çok doğru. Ailemizin bir ferdi. Mahallemizin ışığı. Işığı. Anahtar bırakırız. Kargomuz gelir. Alırız. Bir sıkışıklığa düşeriz. Elektrik parası, su parası bakkaldan alırız. Yani çok ya doğru. Ya da evlilikten önce istihbarat için gideriz. Evet çok doğru. Erkek tarafı kız tarafı değil mi? Evet. O kadar evet. İç içe böyle bakkalla evet, evet. İlgili. Siz de uzun yıllardır bu meslektesiniz evet. Kemal Bey. Çok doğru. Adaysınız bakkal arasına ve çok böyle can alıcı, müthiş can alıcı projeler var. Ben evet. En böyle çarpıcı bir proje var. Diyorsunuz ki ben İzmir Bakkal Odası Başkanı olduğum zaman aidat almayacağım diyorsun. Evet çok doğru. Çok şaşırdım buna. Nasıl ya, almayacaksınız? Kaynağı nereden bulacaksınız? Çünkü bizim İz Bakbay adı altında satış mağazalarımız var. Toplam satış mağazalarımız 5 tane. Bu satış mağazalarımızın kar oranlarının ortalama %15 sene sebeplediğimiz zaman günlük 100 bin lira civarından çok büyük bir rakamla teşekkür ediyor. Çalışma yapan 5 tane arkadaşımız bu konuda çok büyük kar marjlarının olduğunu ama bu kar marjlarını şu anki başkanımız göstermediğini ve hatta zarar olarak ifade ettiğini genel kurullarda biz öğrendik. Bunların tekrar odamıza kazandırılması için çalışmalar şu anda yapıyoruz. Başkan olduğum zaman onları inşallah tekrar üye aidatlarımızla kurulan bu İz Bakbay %98'i üye aidatlarında kurulan bu şirketimizin tekrar geri kazanımın yapılması için çalışmalarımızı yapacağız. Şimdi bu sözünü ettiğiniz şirket odanın çoğunluğu hissesi tabii %98 bizim üye aidatlarıyla kurulan bir şirketimiz İz Bakbay. Evet. Evet. %2 halka açıktı. Ama şu anda tam tersi olmuş. Yönetim kurulundaki arkadaşlar kendi aralarında başkanımızın öncülüğünde hisse olarak, pay olarak dağıtılmış. Ha odanın hissesi küçük kalınca yönetimde söz hakkı kalmıyor o zaman. Tabii ki evet, evet. Bunu düzeltmek için. Evet, bunu düzeltmek için çalışacaksınız. Geri kazanılması için tekrar mücadele edeceğiz inşallah. Evet. Bir de yine esnafımızın en büyük yüklerinden birisi bu tekel ruhsatı ile ilgili. Evet. O konuda da bir projemiz tabii, var. Tam teka harçlarını hem içki ruhsatını hem sigara ruhsatını yine odamız tarafından kurmuş olduğumuz ve şu anda kuracak olduğumuz başkanlığımızda o sistemde ödenecek. Yani arkadaşlarımızın, üyelerinin cebinden 5 kuruş para çıkmayacak. Yani bu Türkiye'de benim duyduğum en önemli proje. Evet, tanesi. Evet, aidat evet. Vermeyecekler evet. Ve bu tür masrafları siz kalacaksınız. Bir tabii de bunun dışında hukuk tabii, ile ilgili tabii. Ve muhasebe ile ilgili destek evet. Onları tabii, biraz açabiliriz. Ücretsiz muhasebe hizmeti sunacağız. Evet. Üyemiz olan bakkallarımızın çocukları, evlatları muhasebe servisine alınacak. Aynı zamanda onlara iş olanağı sağlayacağız. Ve burada o arkadaşlarımız muhasebe hizmetleri ücretsiz görecekler bakkal ve bayilerimizin. 6000'e yakın bakkalımız var çünkü bizim. Hı. Üye olarak bizim odamıza. Peki bir de fondan söz etmişsiniz. İşte bir milyon fon kurulacak yine bu sistemin içinde. Onun 500 bin lirası sırf bakkallarımızın sıkıntılı günlerde hibe karşılıksız olarak kendilerine verilecek. Evet. Bu fonun kaynağını nasıl sağlayacak? Şu andaki mevcut bizim İz Bakbay satış mağazalarımızın, toptan satış mağazalarımızın gelirlerinden karşılanacak bunlar hepsi. Evet. Çünkü var. Bu mağazalarımız şu anda da çalışıyor. 2009 yılında Emin Bağcı tarafından kurulan bu mağazalarımızın mevcut kar oranları bütün bu yapacak olduğumuz icraatlarımızı karşılıyor. Çünkü evet. Odamızdaki şu andaki arkadaşlarımız bizim odamızda yönetimdeki arkadaşlarımız bu konu hakkında çalışmalara devam ediyor. 2009 yılında ama oda yönetimi kurdu yani. Şahıs tabii yok. Oda yönetimi kurdu. Odamıza üye olan aidatlar kanalıyla kuruldu. Evet. Emin Bağcı Başkan tarafından. Evet. Biraz daha projeleri açar mıyız? Hem tüketiciye seslenik olarak çünkü bakkal tüketicileri iç içe. Bu konuda önemli bir tek fiyat uygulamamız olacak dediniz. Evet. Nedir o? İz Bakbay'larda satışa sunacağımız mamullerimizin İz Bakbay markası adı altında tüm bakkal ve bayilerimize bu mamuller
satılacak, teslim edilecek ve adrese teslim yapılacak olan bu çalışmalarımızı artık İzbakbay önlerinde, İzbakbay mağazalarında sıkıntıları da gidereceğiz. Plasiyer memurlar satın alacağız yine buraları. O plasiyer memurlar siparişleri alacaklar. Ertesi gün bakkal ve bayilerimize teslim edecekler. Yani zaman kaybı olmayacak. Bakkalın bakkal da bulup kendi ürünü olacak gibi. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani bakkalımız hiçbir zaman vatandaşla Karşıyaka'daki bakkalda, Banova'daki bakkalda veya da Güzelhanede'deki bakkalda fiyatlar hep aynı olacak. Çünkü biz kendilerine bir de barkod sistemi, o yazıcı okuma barkod sistemi ücretsiz kuracağız. Kamera sistemi ücretsiz kuracağız. Bir de bakkallarımızın sağlığı için sağlık sigortası kuracağız. Bir de iş yeri sigortası kuracağız. Bunlar hep bu İzbakbay satış mağazalarımızın karlarından, sistemin içine giren o ücretlerden ödenecek. Yani bakkalımız bu zamana kadar tarihinde görmemiş bir yardımla veyahut da bir sistemle karşı karşıya gelecek. Çünkü bu mevcut. Şu anki yönetimdeki arkadaşlarımız da, benimle beraber çalışan arkadaşlarımız da devamlı bunların çalışmalarını yapıyorlar. Var, karşılığı var, yok değil. Evet. Ama şu anki yönetim onu uygulamıyor. Peki Sayın Sümer, şimdi ekonomik durumları görüyoruz. Evet. Bakkalın ünlü veresiye defteri hala devam ediyor mu ve siz birebir bakkala dolaşıyorsunuz? Ediyor, ediyor. Çok böyle veresiye defteri kalın olan var mı bakkalın? Var, olan var. Ama son bir senedir bu pandemi döneminde çok azaldı. Çünkü onlar da dayanma güçleri kalmadı. Sermayeler eriyor. Bir de bu zincir mağazaların artık mahalle aralarına girmesi bizim bakkallarımızın ciroları çok düşürdü. İşini çok düşürdü. O yüzden onlar da bizim bakkallarımız üyelerinde hızlı tüketimi olan sigara ve içki olayını yönlendirdi. Ve şu anda da biliyorsunuz içki olayında saat 10'da satışların durması, yasaklanması onları da mağdur etti. Onun için de saat 12'ye çekilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. 12'ye çekmek istiyorsunuz. Evet. Ve 12'de Sayın Başkanım dediler, eğer siz 12'ye çektiğiniz zaman dediler bakkal ve bayilerimizin satışlarını biz hepimiz kapatacağız. Kesinlikle bir dakika bile biz de durmak istemiyoruz. Çünkü bizim de evimiz, ocağımız var, sorunlarımız var, çocuklarımız var, evimiz var dediler. O yüzden o yönüyle bir çalışmalarımız devam ediyor şu anda Ankara'yla. Şimdi daha önceki başkanlarımızın bazı seçimlerden önce projeleri vardı. Evet. Örneğin lokal, evet, yazlık kamp, evet, sosyal aktivitelerin olabileceği tesisler. Tabii. Bu konudaki projeniz neler? Tabii. Sosyal tesisler kurulup ücretsiz hizmet edecek bu sosyal tesislerimiz. Turizm sektöründe yapacağımız iştiraklerle üyelerimize ücretsiz tatil imkanı sunacağız. Hatta ve hatta iş yeri açmak isteyen bakkal dükkanı veya tekel bayi açmak isteyen arkadaşlarımıza iş yeri açma konusunda danışmanlık yapacak büromuz da kurulacak şu anda. Evet. Yani kişi sadece bize müracaat edecek, bütün işlemlerini biz belediyeyle ilgili, ruhsatla ilgili veya izinle ilgili bütün işlemlerini, odamızla ilgili işlemlerini biz kendimiz halledeceğiz. Evet. Çok geniş çaplı bir yönetimle iş başına gelmek istiyoruz. Çünkü artık bu zamana kadar hantal bir yönetimin işine son vermek istiyoruz. Çünkü neden? Hiçbir icraat olmayan şu anki yönetimin artık yeniden gelişim ve değişim zamanı geldiğine inanıyoruz ve tüm bakkal arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın bizlere destek vermesini istiyoruz. Biz çünkü biz güçlü oluşum diyoruz ve değişim zamanının geldiğine inanıyoruz. Şimdi bu tekel harçları konusu önemli. Evet. Çünkü birçok esnafımız bu harçları ödeyemeyecek, evet, durumda olduğunu, evet, duyuyoruz. Yıllık 900 lira. Bunlar peki tekel ruhsatı var ama harcı ödeyemediği zaman ne yapıyor ve buna nasıl çözüm getireceksiniz ya da başka bir arkadaşından mı alıyor? Evet. Efendim biz kendilerine, zaten bizde kayıtlar, evet, olduğu için biz kendilerine ödeyeceğiz bu sistemin içinde ve kendilerine makbuzu takdim edeceğiz. Borcunu ödenmiştir diyeceğiz, takdim edeceğiz makbuz kendilerine. Yani şu anda bakkallarımızın şu an yapacak olduğumuz icraatlarda diyecekler ki yani nasıl bu zamana kadar yapılmadı. Biz yapacağız çünkü sistem bunu el veriyor ama yapmıyorlar. Şu anki yönetim 20 senedir iktidarda çok hantallaşmış, sadece çok yaşlanmış olan başkanımıza artık bir dinlenme zamanı geldiğini söylüyoruz. Çok teşekkürler Sayın Kemal Sümer. Son olarak bakkal esnaflarımıza mesajınız nedir? Tüm üyelerimize ve arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Ocak ayında 16'sında yapılacak olan seçimlere katılmanız ve 2 saatinizi bize ayırmanızı istirham ediyorum. 4 yıl biz size hizmet edeceğiz.
Ve bilakis şahsım ve yönetim kurulu tüm arkadaşlarımızın telefonları açık olacak. Ben sahada olacağım, yanınızda olacağım ve sürekli olarak sizlerin bir abisi olarak sizlere destek vereceğiz. Hem madden hem manen. Çok teşekkürler. Hayırlı evet, olsun diyelim tekrar. Çok mersi, sağ olun. Bir başka Bilinçli Tüketici programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnşallah. Teşekkür ederim ben.